Merhaba, ismim Özgür Karagedik. Türkiye İş Kurumu'nda şef olarak görev yapmaktayken 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edildim. Atıldığım sırada çalıştığım il müdürlüğünde KESK üyesi tek kamu personeliydim. Niye ihraç edildim? Genel müdürlük gezici olduğumu söyledi. FETÖ'cü, terörist destekçisi, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin haberlerini niye paylaştığımı, Gırgır, Penguen, Leman gibi dergilerin karikatürlerini niye paylaştığımı sordu. Bu şekilde benim gezici olduğumu, terörist olduğumu ve ihraç edilmem gerektiğini anlamışlar. Fişlemişler, güzel fişlemişler. Darbeden yaklaşık bir yıl önce, 2015 yılı yazında adamın AK Parti il başkanlığındaki bir listede olduğunu öğrenmiştim. 15 Temmuz kontrollü bir darbe miydi, değil miydi bilmiyorum. Yargılamaları hala devam ediyor. Fakat insanların, AKP'nin özellikle muhalifleri, KHK'ları ve özellikle KESK'leri ihraç etmek için çok güzel bir fırsat verdiğini düşünüyorum onlara. CHP'li bir aileyiz. Annem babam CHP üyesi. Siyasi gerekçelerle ihraç edildiğini düşünüyorum. Dönüşümüm de siyasi gerekçelerle, siyasi yollarla olacağını düşünüyorum. İnşaat mühendisi yapabilirim, mesleğimi yapabilirim diye düşünüyordum. Şansa bakın, sektör krize girdi. Yani şu dönem ihraç edilmek kötüymüş, kriz döneminde ihraç edilmek daha kötüymüş. Nasıl mücadele edeceğiz? Bir defa korkmayacağız. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Niye başımıza bunların geldiğini biliyoruz. Bu bizim başımıza bunlar muhalif olduğumuz için geldi. Bunlar bizi susturmak için yapılıyor. Susmamamız lazım. Sokağa çıkmamız lazım. Ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında vatan haniyim. Ben bir teröristim. Çünkü AKP beni terörist yaptı. Adamı resmi gazetede yayınladı. Deyin, utanmayın bundan. Siz suçlu değilsiniz, mahsursunuz hepiniz. Düşüncelerimi daha fazla insana ulaştırmak için mesleğim dışında bir iş yapmam gerektiğine karar verdim. Bunun için de sanırım en uygun meslek gazetecilikti. Hoş, herkes gazeteci oldu diye bazı arkadaşlarımız kızıyorlar ama ne yapalım, elimizden bu geliyor şimdilik. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da ilk sayımıza başladık. Gecenin en kısa, gündüzün en uzun olduğu günde yanımıza başladık. 21 Haziran'da her şey çok güzel olacak dedik. Her şey çok güzel oldu. Bundan sonra daha da güzel olacak.